ot için kavga ediyorlar ha. Güzel mi? Tadı iyi mi? Bu kaldı. Cümleten selamünaleyküm YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Arkadaşlar yeni dağ evine gelebildik. Bugün çay içebileceğiz mi, çay koyabileceğiz mi, nasıl olacak bilmiyorum. Koyunlarla geldik yine, biraz da geç kaldık. Yolda doyura doyura geldik. Çantam da acayip ağırdı. Azık, meyve. Suyu 2,5'luk aldım bugün. Azığımız, meyvemiz var. Bunlar paşayla zalımın. Onlara veriyorum bunları. Kendim yemiyorum. Onlar için taşıyorum bunları da. Ondan sonra ne varmış? Bıçak, elma. Elma da maşallah yarım kilo varmış. Telefon sabitleyicisi var. Powerbank var. Bu da var. Bir bayağı ağır bir şey bu da. Yani çantamız bayağı bir dolu. Yorulduk. Şimdi ilk önce koyunların su güneş panelini aşağıya indirip suyu kuracağım. Ondan sonra çayı koyacağım. İlk önce sular bir dola dursun. Koyunlarımızın zaten suyun başına gittiler. Asalım. Hakikaten omzum koptu. Bugün silah da aldım. Dün biliyorsunuz şu tarafta bahsetmiştim. Paşa sabah koku aldı. Bir iki tane kurt yanaşamaz diye tahmin ediyorum da. Hani sesten yanaşmaz ama 3-4 tane olursa ne yapacakları belli olmaz. O yüzden işimi garantiye aldım. Silahımı yanıma aldım. Ne olur ne olmaz diye. Hadi bakalım şu paneli bir kuralım ilk önce. Güneş panelimizi. Merak etmeyin, buraları yapacağız. Az kaldı. Biliyorum siz de bayağı bir beklettik. Ama hiç merak etmeyin. Az kaldı. Babamın işleri bitiyor artık. Nasip olursa. Babam işleri bittikten sonra buraya önem verebileceğiz. Eksiklerimizi yapacağız. Hadi bakalım panelimiz nerede? Paneli bir alalım, kuralım. Evet, su ararken bidonları devirmişler. Bir bidon vardı herhalde, dünden kaldıydı. Paşa kuşun sesine nasıl gitti? Aslan oğlum, zalım da gidiyor. Kuş öttü, başka bir şey değildi. Ama güzel yani, tehlike olunca anında müdahale ekibi. Bekleyin kızlar, yavaş yavaş dolacak, içeceksiniz. Bir iki saat buradayız, rahat dolar.
Evet, çalıştırdık. Nereye? Yukarı çıkın bakayım. Hadi. Su çekiyor mu bakalım. Evet, bidonlardan vazgeçtim. Çünkü bidonla hortumu durdurmuyorlar. Yeni bir sistem kurdum. Evden boru getirdim, ekledim. Bakalım nasıl olacak? Su burada duracak mı? Suyu buraya aldım. Küçük bir çukur kazmıştık. Bahar'ın su burada birikiyor. Burası fazla kaçırmıyor. Bakalım su durabilecek mi burada? Değilse bidonlarda olmuyor. Büyük bir bidon getirmem lazım. Yarın bir gün eğer annemin işi olmazsa eşeklerle bir daha büyük bidon getirmemiz lazım. Çünkü ondan çıkartıyorlar sulanacağız derken. Önce dolmazsa yükleniyorlar. Bakalım burayı doldurur mu doldurmaz mı bilmiyorum. Paşa sulandı. İlk önce paşa fark etti. Çayı bir demleyelim bakalım. İçebileceğiz mi, içemeyeceğiz mi? Onu da bilmiyorum. Tam fazla zaman yok. Bugün geç geldik biraz. Yalnızız bir de. O yüzden koyunlar durur mu durmaz mı nasıl olur? Yine de çay koyduk. Sular da doluyor mu bir bakacağız birazdan. Çay demledim. Koyunları ileriden şöyle bir çevirdim. Domuzlar burayı ne yapmış? Yakın yapmış. Sanki dün gözüme takılmadı gibi, dün yok gibiydi. Çakılı kayayı aktarmışlar buradan. Nasip olursa bir fotokopan alacağım dağ evine kurmak için. Böyle domuz, kurt bir şeyler geldiği zaman ayı, herhangi bir hayvan çekebileceğiz. Buraları bayağı bir aktarmışlar. Şu suya bir bakalım, çayımızı içelim. Evet, suyumuz akıyor. Az bir şey dolmuş, toprak da emiyor biraz. Ama şöyle toprak ıslandığında biraz tutmaya başlar diye düşünüyorum. İnşallah yarın bir gün bakalım, eşek de çıkabilirsek başka bir şey getireceğiz buraya, değilse olmayacak. Şöyle biraz şurası dolup taşmaya başlamış ama sulanabilecekler mi bilmiyorum. Şöyle her zamanki gibi Türk bayrağımız dalgalanırken bir çekelim. Şanlı Türk bayrağımız. En sevdiğim görüntü bu.
Sizin de öyledir. Öyle umut ediyorum. Zaten yorumlarda da yazıyorsunuz. Daha önde en sevdiğim görüntü bu. Çoban azında bugün gözleme var. Rabbim yokluğunu göstermesin. Şöyle ağız ısıtacağım. Poşette biraz hamur olmuştur. Koyunlar inşallah durur. Yemek yememize müsaade ederler. Hey! Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Hey! Canım geçer geçer. Bağırmasam aşağı sarkacaklar. O yüzden bağırıyorum. Kafa. Hey. Bu hayatta böyle güzel arkadaşlar, cidden. Mesela ekmek yerken bile gözüm sürekli orada sarkacaklar mı diye. Mesela aşağı doğru eğilseler çay bırakıp hemen koşup geri geleceğim. Bu hayatta huzursuzluğuyla, sıkıntılarıyla, bunlarla güzel yani. Vaktimiz bunlarla geçiyor. Her şey güzel bitse de insan bir süreden sonra sıkılır zaten. Olumsuz bir şeyler olduğu zaman, olumlu gittiğinde insan daha çok mutlu olur. Paşam ne oldu? Geçe! Ekmeği zor yiyeceğiz herhalde bugün.
çevirip geleyim ben bunları. Evet. Koyunları çevirip geri geldim. Az bir nefes deneyim. Gördüğünüz gibi işte bazen böyle durumlar da oluyor. Her zaman kameraya yansıtmıyoruz ama dediğimiz gibi sıkıntılarıyla güzel bu hayat. Salımla paşanın hakkını da verelim. Koyun durun. Size ot var canım. Siz ot yiyin. Salım gel. Salım. Gel. Bekle. Paşa bekle. Hayır bekle. Paşa bekle. Bekle oğlum. Tam gel. Gel. Gel, bekle. Otur oğlum. Bekle. Bekle. Beraber yiyeceksin. Bekle oğlum. Aferin olsun. Aferin aslanım ama. Gel. Gel. Bekle. Bekle. Al. Tamam. Tamam. Hayır. Hayır. Paşa. Paşa. Zalımın hakkı da gitti ara yerde. Bak bir tane çikolata az yiyeceksin sen. Zalımın hakkını da yedin. Zalımın ekmek de gitti. Biraz daha ekmek vardı şurada. Paşa bunu zalıma vereceğim. Sen yemiyorsun tamam mı? Ya benden iyisiniz ya. Sen de zalım saf saf bakınıyorsun canım ya. Bekle. Yanlış anlamayın. Çikolata da biraz eskimiş. Fazla bayat değil öyle de. Ben zaten pek sevmem, pek yemem. Ya şekerli şeyler sevmiyorum, pek yemiyorum. O yüzden bunlar yesin istedim. Biraz da bayat olduğu için. Ulan bunlar da açılmıyor ki ya. Bekle. İstiyor mu? Bekleyeceğiz. Al oğlum. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Oğlum alsana. Zalim da var ya. Bitmiyor oğlum saf saf. Hemen yiyiversene abin gibi ya. Evet, çayımıza devam edelim. Şu kalanları da paylaştırayım ben. Çubuk kraker de vardı.
Onlar da yesinler. Yavaşça güneş de batıp gelir. Evet, köpeklere çikolata verdik de birazcık belki yanlış düşünen olabilir diye kısacık bir açıklama yapayım istedim. Bunlar tarihi geçmek üzere olan marketteki ürünler. Dayım Antalya'dan biraz getirmiş. Hani köpeklere verirsiniz diye, boşa gitmesin, çöpe gitmesin diye. Aksi takdirde bunlar hep çöpe gidecek ürünler. Tarihi geçmek üzere, tarihi yaklaşmış. Bu yüzden dayım getirdiğinde biz de hayvanlara veriyoruz. Böylelikle boşa gitmemiş oluyor. Mesela bizim evde hiçbir şey boşa gitmez. Bayat ekmek olsun, ya çay demi bile, çaydan çıkardığımız dem bile, inanın o bile boşa gitmez. Onu da inekler yer. Yemek artıkları olsun, her şey yerini bulur. Dayım bazen mesela köpekler için şey getirir. Otellerden artan ekmeklerden getirir. Kuru ekmeklerden. Onlardan da köpeklerimize zaman zaman veririz. Boşa gitmesin diye nimet. Yani hiçbir şey bizim evde boşa gitmez. Bunlar da getirmiş. O yüzden verdik. Yoksa sürekli paşayı beyaz çikolatayla beslemiyoruz. Kısacık açıklama yapayım dedim. Evet, koyunlar da ilk başta biraz eziyet etmişlerdi çayı içeceğimizde ama şu an herhalde bana biraz acıdılar. Ağır ağır geliyorlar şu ileriden, yine döndürdüm ama bir aşağıdan çevirdim, bir şu aradan çevirdim. Geç oldu artık, öteye gitmeyelim. Çayımızı rahatça içtik. Demliği de bitirdik herhalde. Demlikte pek bir şey kalmadı. Burada da içiliyor çay. Hakikaten közde de yapınca havada mis gibi. Efeler, yoruldunuz mu? Oh, karnınız da doydu. Ulan çikolatayı, çubuğu yediniz, ekmek de yediniz. Paşa, salım. Tamam, yat hadi yat. Uyanık mısındır ya diye merak ettim. Ama paşanın böyle göründüğüne bakmayın. Bazen dün mesela yeğeni suya baksın diye gönderdiydim. Ufacık sesini duydu, direkt buradan aşağıya buldu. Sesi duyar duymaz koyunun yanına sesini duydu. Küçücük bir hareket olduğunda koyunu buluyor. Şuradan yukarıdan bir cıgıştı, bir şey duysun, anında orada. Değil mi oğlum? Tabii uyku derin değilse. Evet, bugün de daha evimize veda ediyoruz. Yine çayımızı, çorbamızı içtik. Yani ekmeğimizi yedik. Koyunlar da şuradan açtılar yeni. Yavaşça peşlerinden gideceğiz. Hadi bakalım. Güle güle daha iyi. Zalim kendine gözetleme kulesi bulmuş. Lan ne yapıyorsun orada? Kim yapmış onu? Eski dedeler mi yapmış? Köyü seyrediyor buradan. Sürüyü mü seyrediyorsun, köyü mü? Hangisi? Bunun amacı neydi acaba? Onu merak ettim. Bir tane böyle yapmışlar. Yüksek bir yer. Bir de şurada var. Evet, sabahki kuşlukçu çıktığımız yerlerden geri iniyoruz. Koyunu akşamüstü iyi doyurmak lazım. Eve gidecek vakit sabahtan biraz daha iyi. Zaten kendisi de sabahtan iyi yayılır. Eve giderken, değil mi paşa? Onaylıyor mu, onaylamıyor mu?
Birim var orada. Bir şeye kilitlendi. Ne var oğlum? Ne oldu? Kızlarımız da maşallah yayılıyorlar. Karınlar da doymaya başladı şöyle. Sabahki ile akşamki arasında fark oluyor. Belli oluyor karınlardan. Evet, burada güzel bir taş buldum. Bunu bir yere asabilirim süs olarak. Daha iyi de olabilir. Çantaya alacağım. Asma yeri de Rabbimin hikmeti. Sanki özellikle açılmış gibi. Yüz yuvarlak bir delik var üzerinde. Güzel bir taş. Şuradan telefon gibi duruyor. Neyse, koyunlar gidiyor bununla uğraşırken. Bakın kızlarım, sizle biraz konuşmam lazım. Bu sene yem pahalı bak. Öyle önümüze gelen otu falan geçip gitmeyin. Bak, bak nereye? Şuna! Kime anlatıyorum ki ben? Size diyorum, size! Alo! Ot var kızım burada bak, ha. Aferin. Ha, o yeşilleri al, o yeşili al. Onu bırakma. Ha bak, burada güzelleri varmış. Siz benden iyi biliyorsunuz. Nerede ot var? Geçme, onu geçme. Aferin. Ha, oh be. Oh be. Bak 50 sefer söyledim bak. Yem pahalı, ona göre iyice karnınızı doyurun. Yemi az yiyin. Az yemezsiniz tabi de en azından. Bugünlerde az yiyin de kışın gene yiyeceksiniz. Ha o, bak o iyiymiş. Nereye? Ya ben kime diyorum ya? Koç, kime diyorum ben? Bak var orada ot var. Tek tek göstereyim. Önde kocaman bir tane var. Hah. Şunu bir al, hadi bir göreyim. Ben onu görmedi ya. Biraz da şey, espri katalım istedim. Tabii espriyle karışık da yem hakikaten. Bu sene bayağı pahalı. Aferin kızlarıma benim. Maşallah. Yaylım şöyle bir ya. Yamaçta durmuyorlar. Öyle düz yeri buldu mu daha iyi duruyorlar. Bir de geri döndürmeden hep aynı yöne gittik mi durmazlar. Şöyle buraya kadar gelip şuradan geri döndürdük. Şu temellere hep hayret ediyorum ya. Kocaman kocaman taşlar. Eski adamlar acayip çalışkanmış. Tabii başka yapacak bir şey de yok. Adam ekmeğinin peşinde burayı ekmek için. Temeller çok da kalın. Neredeyse eni 2 metreye varıyor. Bu taşları tek başına mı kaldırdı duvara? Onları merak ediyorum. Büyük ihtimal yukarıdan yuvarlayıp koydu. Çünkü bir kişinin kaldıramayacağı büyük taşlar var. Şurada yukarı taşlık zaten. Oradan yuvarladı, koydu diye tahmin ediyorum. Şu taş mesela kalkmaz, bu 100 kilo var. Bir koyun kadar var neredeyse o taş. En olarak. Büyük ihtimal dediğimiz gibi yaptı. Oo, maşallah. Sarı kızım. Az kaldı. Ahıra girince tüylerden kurtuluyor. Ama şimdi sabah ayazda filan üşün diye tüyleri kırpmıyorum. Böyle de çok güzelsin ama rahatsız ediyor biliyorum. Maşallah. Güzel dağıldılar bugün. Daha geçineceğim herhalde. Sabah yarım saat geç saldım. Biraz daha geçineyim. İyice doysunlar bakalım. Karanlıkta da ineriz. Sıkıntı olmaz. Evet, Rabbimize şükürler olsun. Yine aynı yerde akşama ettik.
Herhalde bu çobancılığı öğreniyoruz. Dünküyle hemen hemen aynı vakitte aynı yere indik. Videoyu bitirdiğim yer burasıydı. Kızlarımız maşallah adım atan yok. Herkes yayılıyor. Şimdi biraz daha durduk mu çekeceğiz aşağı doğru, evin yolunu tutacağız. Kızlarımız da doydu herhalde. Doydunuz mu? Bak ne diyorum, yem pahalı, yem. Aferin. Aferin, ne bulursanız yiyin. Yeşil gördüğünüz her şeyi yiyin. Evet, videomuzu da burada bitirelim. Yine daimdeydik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Köpeklerle, koyunlarla zaman geçirdik. Koyunlarımızın karnını doyurduk. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.